Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Aslında kötü alışkanlıklara en açık olan gençlerimizdir. Erkek veya kız fark etmez. Bütün gençler hem hayata yeni açılmaları hem de heyecanlı ve dinamik hayatlarının verdiği bir enerjiyle her şeyi öğrenme, tatma, tanıma ve hissetme gibi duygulardan dolayı insanlar özellikle genç hayatında bu kötü alışkanlıklara çok açık bir ortamda oluyorlar ve hissiyat duygusuyla ön plana giriyorlar. Şimdi bu tür kötü alışkanlıklara bulaşmamak için tedbir almak gerekiyor. Eğer hastalandıktan sonra tedavi olurum diye bir düşünceye girersek bunun tedavi olma şansı bir defa zor tedaviye başladıktan sonra netice alınması da zor. Öyleyse evet tedavisi olmayan bir hastalık yok ama maddi manevi. Mutlaka her hastalığın bir çözümünü Allah ister maddi olarak ister manevi olarak Allah nasip etmiş. Fakat nasıl ki bedenimize zehiri vermeden ondan korunmak daha kolay. Zehir aldıktan sonra o bedeni o zehirden temizlemek ne kadar zorsa o zaman gerek bedenimize gelecek kötü alışkanlıklardan gerekse ruhumuza girecek kötü alışkanlıklardan önce kendimizi korumamız ve koruyucu hekimlik sistemine ulaşmamız gerekiyor. Kötü alışkanlıkları terk etmede özellikle tiryaki haline gelmiş, neredeyse iradesini elinden alacak kadar alışkanlık haline gelmiş olan genç kardeşlerimizden veya bu hastalığa düşmüş olan kimselerden şöyle bir yol izlemelerini tavsiye edebiliriz. Allahu Teala alkol ilk olarak yasaklamamış. Hemen birden toplumda alışkanlık haline gelmiş birçok insanın artık bırakan, bırakmakta zorlanacağı böyle hastalıklarda bu yol izlenebilir. Allahü Teala önce alkolün hem faydası hem zararı var demiş ama zararı faydasından çoktur buyurmuş. Bir mü bu bunu duyan bazı insanlar alkolü bırakmışlar tamamen. Zaten bir kısmı hiç kullanmıyordu. Daha sonra Cenab-ı Hak Alkollü, sarhoşlu olarak namaza yaklaşmayın buyurmuş. Günde beş defa namaz kılacak bir mümin, öyle düşünelim, elbette sarhoşken namaz kılamayacağına göre şu halde beş kere ayık olması gerekiyor. Beş kere ayık olması için de çok iyice azaltması lazım alkolü. İyice toplum buna da alışınca, alkol içenlerin bir kısmı bunu bu vesilede bırakmış. Ama daha sonra tamamen alkol yasaklanmış. Demek ki artık tiryaki olmuş. O kötü hastalığı bırakmakta zorlanan bazı kimseler hatta hastaneye gidip tedavi olması gerek kimselerde doktorların da desteğiyle böyle bir yöntem izlenebilir. Ama bir defada bırakma imkanı olanların bunu devam ettirerek böyle bir yönteme girmelerini asla tavsiye etmiyoruz. Şu halde bir Müslüman önce bu hastalıklara yakalanmamak için tedbir almalı. Bu kötü alışkanlıklara yakalanmış kardeşlerimiz bunun için hem kendi iradesini olumlu yönde kullanarak hem de gerek sağlık açısından gerekse arkadaş çevresiyle bu hastalıktan iyice kendini kurtarması için terapi etmeli kendini ve tedavi olmalı. Üçüncü olarak da her zaman her yerde Allah'ın bizi gördüğünü, bizi bildiğini, Dolayısıyla bu bedenin bize bir emanet olduğunu, e asıl mal sahibi Allah'ın bize verdiği bu malı yanlış yerde kullanmanın ve ona zarar vermenin doğru olmadığını kendi ruhumuza yerleştirecek sohbetler, imani dersler ortamında olmalıyız. Manen havamız, atmosferimiz çok verimli olmalı. Nasıl ki bitkilerin yetiştiği ortamlar çok verimli olursa bitkiler güzel yetişiyor, Öyleyse biz de bulunduğumuz manevi ortamları çok sağlıklı, verimli olursa inşallah hem o hastalıklardan kurtulmada çok iyi bir yol almış oluruz. Hem de yeni güzel huyları edinmede çok faydalı bir e, metot kullanmış oluruz. Diğer taraftan bu beden bana dünyada emanet verilmekle beraber bu benimle beraber ebedi değil. Yani bu... Tabiri caizse bu ev, bu beden evi bana geçici olarak bir bir müddet misafir kalmak için verilmiş bir emanet. Benim esas gideceğim yer kabir hayatı ve oradan haşir meydanı, oradan da sırat üzerinden cennete. Allah muhafaza. Orası iki yollu bir alem. Diğeri de cehenneme gidiyor. Dolayısıyla ben bu kötü alışkanlıklarla hem kendi özel hayatımı, hem aile hayatımı, hem dünyamı hem dostlarımı rezil kepaze ettiğim gibi hem kainattaki ruhanileri rahatsız ettiğim ve kullandığım malzemelere zarar verdiğim gibi manen aynı zamanda da ruhuma verdiğim yaralarla rahatsızlıklarla ebedi hayatımı riske atıyorum. Şu halde nefsimin, şeytanımın arzuları için dünyamı ve ahiretimi berbat etmeyeyim. Bana emanet verilmiş bu güzel duyguları helal yolda kullanayım diyerek kararımızı net olarak vermeliyiz ve ona göre hayatımızı sürdürmeliyiz. Burada önemli bir şey daha söyleyelim bu soruya cevap olarak. Her Müslüman yapması gereken ibadetleri, farzları mutlaka yerine getirmelidir. Eğer biz ibadetlerle, farzlarla ruhumuzu dinç tutmaz ve enerjimizi almazsak o zaman şeytanın ve nefsin telkinlerine karşı dayanamaz, göçeriz. Nasıl ki insan bedeni hastalandığı zaman gerekli güzel hareketler yapamaz, kimisi yürüyemez, kimi koşamaz, bacağı kırılan bir insandan haydi sen güzel bir koşuya çık bakalım diye böyle bir ist istekte bulunamayız, bulunursak da yapamaz. Dolayısıyla ruhunun bazı latifeleri kırılmış, incinmiş, zehirlenmiş, yani işlediği günahlarla bir insanın, elbette sağlıklı bir hareket beklemek doğru olmaz. Öyleyse hem o günahlardan uzak duracağız hem de Allah'ın bizden yapmamız istediği ibadetleri yerinde, zamanında ve mükemmel yapacağız. Allah'ın izniyle bunları yapmaya çalışalım. Ve belki bunlar yaparken yeni güzel metotlar da bulacaktır bu kardeşlerimiz. Ve dünyalarını ve ahiretlerini zehir eden, hayatlarını perişan eden, iki hayatı zindan edici olan bu kötü alışkanlıklardan kurtulacaklardır. Bize de dua etsinler inşallah. Allah onları da bizleri de maddi manevi bütün kötü alışkanlıklardan muhafaza buyursun.